Değerli arkadaşlar, İsabet Açık Öğretim Lisesi Biyoloji 1 dersinin 3. konusu yaşamın temel bileşenleridir. Yaşamın temel bileşenleri derken canlının yapısını oluşturan bileşiklerden bahsediyoruz. Canlıların yapısında inorganik ve organik olmak üzere iki farklı bileşen vardır. İnorganik bileşikler su, mineraller, tuzlar, asitler ve bazlardır. Organik bileşikler ise karbonhidratlar, yağlar, proteinler, enzimler, vitaminler, nükleik asitler ve ATP molekülleridir. İnorganik bileşikler canlıların üretemeyip dışarıdan hazır aldığı, bileşiklerdir. Bu bileşikler hücre içi iyon dengesinin ve kan basıncının korunması, çözünen maddelerin taşınması gibi görevleri üstlenmelerinin yanında, doku hücrelerinin işlevini gerçekleştirebilmesi için gereksinim duyulan bileşiklerdir. Tekrar edelim. Hangi bileşikler bunlar? Su, asitler ve bazlar, çeşitli tuzlar ve minerallerdir. Yakın zamanda çıkmış bir sorumuz var. Bakalım. Aşağıdakilerden hangisi inorganik bileşiktir? Karbonhidrat, nükleik asit, vitamin, organik bileşikler, karbondioksit ise inorganik bileşiklerdendir. Su. Organizmalar bol miktarda su içerir ve birçoğu su olan ortamlarda, yani nem olan ortamlarda yaşar. Hücrelerimize baktığımızda yaklaşık olarak hücrenin %70'i sudur. Yine dünyaya baktığımızda arkadaşlar, dünyanın da büyük bir kısmı sudan oluşur. Su, havada yani dünyada doğal olarak üç halde bulunur. Katı, sıvı ve gaz olmak üzere. Suyun farklı özellikleri mevcuttur. Bu özelliklere bakalım. Koezyon, o özelliği, sıcaklığı kararlı tutabilme, donduğu zaman genleşmesi, iyi bir çözücü olması. Suyun bu özellikleri sayesinde dünya daha yaşanabilir bir haldedir. Koezyon özelliği kısaca su moleküllerinin birbirini tutma eğilimidir arkadaşlar. Su moleküllerini birbirini tutar ve kendilerine doğru çekerler. Bu koezyon özelliği olarak adlandırılır. Bu sayede koezyon özelliği sayesinde su molekülleri bir bitkinin kökünden yaprağına kadar bir sütun şeklinde taşınabilir. Ayrıca su moleküllerinin koezyon özelliği sayesinde su üzerinde küçük vücutlu canlılar, örneğin böcekler daha kolay yürüyebilirler. Çünkü suyun yüzeyinde yüzey gerilimi oluşturur koezyon özelliği. İkinci özelliği sıcaklığı kararlı tutabilmesidir. Su sıcak havadaki ısıyı alır veya kendi içerisinde depolar. Hava soğuyunca depolamış olduğu ısıyı soğuk olan tarafa doğru yönlendirir. Bu özelliği sayesinde su, dünya üzerindeki hava sıcaklıklarının kararlılığının korunmasında etkili olur. Örneğin kıyı bölgelerde gündüz güneşte gelen ışığı tutan su ısınır, geceleyin tutmuş olduğu bu ısıyı karaya doğru yönlendirir. Haliyle kıyı bölgelerinde gece ve gündüz arasında sıcaklık farkının oluşmasını engeller. Ayrıca insan vücudu arkadaşlar ısındığı zaman terler. Dolayısıyla vücuttaki fazla ısıyı suya vererek suyu da vücuttan uzaklaştırmış oluruz. Bu sayede vücut sıcaklığımız sabit, yani dengede kalmış olur. Suyun bir diğer özelliği donduğu zaman genleşmesi. Suyun katı hali sıvı haline göre daha az yoğundur. Su molekülleri arkadaşlar katı hale geçtiklerinde hacimce diğer maddelerin tersine genleşir. Böylece donan su yüzeyinin altında kalan canlılar yaşamını sürdürebilir. Düşünün, çok soğuk bir ortamda gölün üst yüzeyinin buz kapladığını, yani suyun donduğunu düşünün, üst yüzeyinin donduğunu. Ancak
alttaki canlılar yaşamlarına devam ederler. Çünkü su molekülleri donduğu zaman genleşir. İyi bir çözücü olması, su çeşitli maddeleri çözebilen bir çözücüdür. Bu suyun kimyasal özelliğinden kaynaklanır arkadaşlar. Bu sayede vücudumuzda, yani suyun iyi bir çözücü olması sayesinde vücudumuzda birçok faaliyet yerine getirilmiş olur. Örneğin kanın büyük bir kısmı sudur. Bu sayede kanda solunum gazları, yani oksijen ve karbondioksit taşınabilir. Ayrıca besinlerde ilgili dokulara kadar kan yoluyla taşınabilir. Buradaki sorumuzu çözelim şimdi. Yukarıda verilenler hangi inorganik maddenin özellikleridir? Koezyon özelliği, iyi bir çözücü olması, sıcaklığı kararlı tutabilmesi, donduğu zaman genleşebilmesi. Bu dört özellik de suya aittir. Aşağıdakilerden hangisi suyun koezyon özelliğini ifade eder? Suyun koezyon özelliği su moleküllerinin birbirini tutmasıdır. Yani birbirini çekmesidir arkadaşlar. Bu da D seçeneğinde verilmiştir. Asit baz maddeler ve pH etkisi. Asitler ve bazlar suda çözündüklerinde kendilerini oluşturan iyonlara ayrılırlar. Asitler ekşi, bazlar acıdır. Asitler mavi turnusol kağıdını kırmızıya, bazlar kırmızı turnusol kağıdını maviye çevirir. Yani turnusol kağıdı ile bir maddenin asit veya baz olduğunu anlayabiliriz. Eğer suya hidrojen iyonu veriyorsa madde asit, suya OH iyonu veriyorsa madde baz olarak adlandırılır. Şeklimize baktığımızda şu bileşiğin suya gördüğünüz gibi hidrojen iyonu verdiğini, yani asit, buradaki bileşiğin de arkadaşlar suya OH yani hidroksit iyonu verdiğinden baz olduğunu rahatlıkla anlayabiliriz. Bir çözeltinin hidrojen iyonu derişimi hidroksit iyonu derişiminden fazlaysa asidik çözelti, tam tersi hidroksit iyonları fazlaysa bazik çözelti olarak adlandırılır. Çözeltilerin asit veya baz olduğunu anlamak için pH metreden veya pH cetvelinden yararlanılabilir. pH metredeki değerlere baktığımızda 0 ile 14 arasında bir değer alır. 7 nötr olduğunu gösterir çözeltinin. 7'den 0'a doğru gidildikçe asidik özellik artar. 7'den 14'e doğru gidildikçe de bazik özellik artar. Yani bir sıvının pH'ının 2 olması onun asidik özellikte olduğunu gösterir. Örneğin bakın, mide asiti, sirke, kola, domates, yağmur suyu gibi sıvılar asidik. Çamaşır suyu, sodyum hidroksit, kabartma tuzu, deniz suyu gibi sıvılarda maddelerde bazik özellik gösterir. 7 ilgili maddenin nötr olduğunu gösterir. Saf su nötrdür. Aşağıdakilerden hangisi asidik özelliktedir? Sirke, amonyak, çamaşır suyu, kabartma tuzu. Kabartma tuzu, çamaşır suyu ve amonyağın pH değeri arkadaşlar 7'nin üzerindedir. Yani bazik özelliktedir bunlar. Ancak sirke asit özelliktedir. Doğru yanıt A seçeneğinde verilmiştir. İkinci sorumuza bakalım. Asitli bileşikler suda çözündüklerinde ortamı aşağıdakilerden hangisini daha çok verirler? Asitli bileşikler arkadaşlar suda çözündüklerinde ortama hidrojen iyonunu daha fazla verirler. Bu nedenle ortama hidrojen iyonunu fazla veriyorsa madde asittir diyebiliriz. Asitli bileşikler suda çözündüklerinde ortama aşağıdakilerden hangisini daha çok verirler? Asitli bileşikleri suya karıştırdığımızda ortama hidrojen iyonunu daha çok verir. Dolayısıyla doğru seçenek B şıkkında verilmiştir. Asitler ve bazların vücudumuz için önemine gelecek olursak, mide yoğun asidiktir arkadaşlar. pH'i yaklaşık 1,5-2 derecedir. Midede çalışan, midede iş gören enzimler ince bağırsakta çalışamaz. İnce bağırsağın iç ortamı bazik özelliktedir. Yani enzimlerin çalışabilmesi için de ortamın
pH yönünden, asidik bazik özellik yönünden uygun olması gerekir. Veya ağızdaki enzimler midede de çalışamaz arkadaşlar. Çalışmamasının nedeni pH ortamının uygun olmamasından kaynaklanır. Ayrıca kanımızın pH'i 7 nokta, yaklaşık olarak 7.4'tür. Bu değerin 7.8'e çıkması veya 7'ye düşmesi ölümü meydana getirir. Dolayısıyla vücudumuz için pH önemli. Tuzlar ve mineraller. Çoğunlukla sulu çözeltilerdeki asit ve baz tepkimeleri sonucu tuz ve su oluşur. Asit ve bazın yapısındaki diğer iyonların birleşmesiyle de tuz meydana gelir. Asitin yapısındaki hidrojen iyonu ile bazın yapısındaki OH iyonu birleşerek suyu oluşturur. Kalan iyonlar da birleşir ve tuzu oluşturur. Bu olayı şu tepkimede görebiliriz. Bakın, sodyum hidroksit, hidroklorik asit. Sodyum hidroksitin yapısındaki OH ile hidroklorik asidin yapısındaki hidrojen iyonu birleşir ve su oluşur. Sodyum ile klor da birleşerek tuzu oluşturur. Tuzlar doğada genellikle kristal halinde bulunuyorlar. Çok sayıda anyon ve katyonun, bakın, sodyum katyon, klor anyondur. Anyon ve katyonun birleşmesiyle, birbirine bağlanmasıyla oluşuyor. Suda çözüldüğünde yine tuzlar iyonlarına ayrışır. Ve çözeltinin pH'ını değiştirebilir. İnorganik bir madde olan tuzlar biyolojik sıvıların pH dengesinin korunmasında rol oynar. Örneğin kanımızdaki iyonlar kanın pH'ını belirler. Mineraller genellikle çok az oranda gereksinim duyduğumuz basit inorganik bileşiklerdir. Canlıdan canlıya göre farklı olaylarda mineraller kullanılabilir. Örneğin fosfor minerali ATP'nin ve nükleik asitlerin yapısına, kemiğin yapısına katılır. Demir minerali arkadaşlar kanda oksijen ve karbondioksit taşıyan hemoglobinin yapısına, magnezyum bitkilerde fotosentezi gerçekleştiren klorofilin yapısına katılır. Sodyum, potasyum ve klor sinir hücrelerinde uyartının iletilmesinde ve hücreler arası doku sıvısındaki dengenin sağlanmasında rol oynar. Kalsiyum yine kemiklerin sertleşmesinde, yani kemiklerin güçlü hale gelmesinde, sinir ve kas hücrelerinin de çalışmasında rol oynayan minerallerdir. Minerallerin gereksinim duyulan miktarının üzerinde alınması veya az alınması olumsuz sonuçlara yol açabilir. Örneğin yüksek oranda tuz alınması kan basıncının artmasına, fazla demir alımı da karaciğerin hasarlanmasına neden olabilir. Yine arkadaşlar kalsiyum mineralinin fazla alınması eklemlerde kireçlenmelere yol açabilir. İnsanda kanda oksijen taşınmasına görevli olan hemoglobinin yapısında aşağıdaki minerallerden hangisi bulunur? Hemoglobinin yapısında bulunan mineral demir mineralidir. Yanıt D seçeneğinde verilmiştir. Üçüncü konumuzun ilk kısmı burada bitmiştir. Bir sonraki derste görüşmek üzere.